Evet. Su, herhangi bir su birikintisi olduğu zaman aşağı süzülsün. Gel oğlum. Yok, burada, burada, burada. Aferin. Keyfimiz gelmişti ama öyle değil. Tam böyle ortadan vuralım sağlam. Bu tarafa. Bence de bu altta hava veriyoruz. Yer değişikliği yapacağız. Aynen böyle böyle yapacağız. Dur bizden ya abi. Bir tane taş parçası lazım bize. Yok yok altın. Şey yapalım. Hıstık. Hıstık. Gel oğlum, gel. Gel, gel. Gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel. Gel. Gel oğlum. Gel abi. Gel buraya. Gel buraya, gel. Hoca. Süreci başlar. Hayır, batın mı? Demiş mi bu? Şey? Poyaş hakkı var. Hakkı diyor. Bizim Genç ilçesinde bir grubumuz var, sosyal platformumuz var daha doğrusu. Bu işe başlamadan önce arkadaşlarımız arasında sosyal medyadan örgütlendik. Bir temizlik çalışması başlattık. Genç için bir saat etiketi altında. Gencin farklı yerlerini temizledik. Hep beraber sosyal medyadan örgütlenip her hafta sonu tatil günlerimizde birleşip bir yerleri temizledik. Daha sonra kırtasiye yardımında bulunduk arkadaşlarımıza. Öğrenci arkadaşlarımıza. Ondan sonra fidan dikimi yaptık. Yine grubumuz adına yaptık bunu. Genç için bir saat adı altında. Daha sonra kış şartları gelince havaların soğuduğunu gördük. Sokak hayvanları bir ilçemize daha fazlalaştı. Çarşıda var, merkezde var, Çamlık'ta var, sokaklarda var. Her yerde sokak hayvanları çoğalmaya başladı ve bunlar aç. Açtı. Biz sosyal medyadan Rabia Öztürk adlı kullanıcıyla irtibata geçtik. Onun da böyle çalışmaları varmış sokak hayvanlarına karşı. O bize sağ olsun bir tane mamalık hediye etti. Bir tane de biz kendimiz temin ettik. İki tane mamalık getirdik ilçemize. Daha sonraki süreçlerde işte bir kampanya başlattık sosyal medyadan. Yine sosyal medyayı kullandık araç olarak. Sağ olsun vatandaşımız buna duyarsız kalmadı. Sponsor olan arkadaşlarımız oldu. İsmini vermek istemeyen arkadaşlarımız oldu. Mama yardımında bulunmak isteyen arkadaşlarımız oldu. Çalışmalara böyle başladık, devam ediyoruz. Her hafta sonu yine bağışlanan mamalıklar ve mamaları getirip böyle şehrimizin belli yerlerinde, ıssız yerlerinde özellikle sokak hayvanları için, doğadaki hayvanlar için mamalıklarımızı kuruyoruz, mamalarımızı bırakıyoruz. Sonra işimize gücümüze tekrar devam ediyoruz. Şu anda süreç yine devam ediyor. Mamalık sayılarımız yeterli seviyeye ulaştı, yeterli sayıya ulaştı daha doğrusu. Bu saatten sonra kurumlarımızdan, kişilerimizden, iş adamlarımızdan, İlçemizin duyarlı vatandaşlardan, hatta ilçemizin dışında olan, gurbette olan arkadaşlarımızdan sokak hayvanları için mama talep ediyoruz. Hani bunu biz kendimiz için değil, sokaktaki hayvanlar için talep ediyoruz. Çünkü şehrimize ortalama 11 tane mamalık bırakmayı planladık ve 15 tane bırakmayı planladık daha doğrusu. 11 tane de yeterli geldi, yeterli seviyeye ulaştık. Bu saatten sonra yine şehrimizin hani dilsiz hayvanlar, dilsiz arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Kediler için de bir çalışma yapacağız. Bu makinenin minyatürünü yapmayı planlıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Bu sefer onu şehir merkezine koymayı planlıyoruz. Bakalım süreç böyle ilerleyecek, böyle devam edecek. Son olarak kurumlardan, kişilerden tekrarlıyorum. Kurumlardan, kişilerden, şahıslardan, iş adamlarından sokak hayvanlarına bir mamalık ve bir barınak öncelikle yapılmasını talep ediyoruz.